Özel eğitimde kaliteli öğretime evet. Yes to High Quality of Instruction for the Special Education isimli proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Proje, bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması hibe programı bünyesinde uygulanmaktadır. Projede İPA, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sözleşme Makamı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Operasyon Faydalanıcısı, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi ise hibe faydalanıcısı kurumdur. Yes to High Quality of Instruction for the Special Education isimli İPA projesinde yer alan uygulayıcı kilit personel ekibi bilgileri ve projedeki görev tanımları. Doktor Derya Yüreğilli Göksu, Milli Eğitim Bakanlığı, İPA, İKG, Etimesgut Bilsem, proje koordinatörü ve yazarı. Profesör Doktor Mustafa Serdar Köksal, Hacettepe Üniversitesi, proje özel eğitim uzmanı. Doçent Doktor Seher Yalçın, Ankara Üniversitesi, proje ölçme değerlendirme uzmanı. Doktor öğretim üyesi Sami Pektaş, NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi, proje ölçme değerlendirme uzmanı. Şef Zeynep Aksu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Yazılar Takip Yetkilisi. Bilkay Bi, Etimesgut Bilsel, Bütçe Takip Koordinatörü. Doktor Deniz Değer, Etimesgut Bilsel, Basın, Yayın, Fotoğraflandırma, Yaygınlaştırma ve Görünürlük Yetkilisi. Ezgi Sanlı Poyraz, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilsem, Eğitim Koordinatörü ve Bütçe Takip Koordinatörü. Suzan Genç Çoruh, Etimesgut Bilsem, Eğitim Koordinatörü ve Projematik Takip Koordinatörü. Saygın Özgür Öztunç, Yasemin Karakaya Bilsem, Proje E-Platform Yetkilisi. Nilüfer Dinç Demirok, Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilsem, Proje Tercüme Yetkilisi. Proje kilit personel ekibinin tüm işleriyle uygulamalı olarak ilgilenmesi esnasında ilgili kurumlar ile iletişimin sağlanması, imza işlerinin yürütülmesi ve gerekli tüm resmi prosedürlerin usule uygun olması ile ilgili destek veren idari personel ekibi bilgileri ve projedeki görev tanımları. Derya Özen, Merkez Müdürü, İmza Yetkilisi. Doktor Derya Yüreğilli Göksu, Proje Koordinatörü, resmi kurum koordinasyonlarının ve resmi yazıların yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmesini sağlama yetkisi. Sümmani Şahin, Merkez Müdür Yardımcısı, Mali İşler Gerçekleştirme Yetkilisi. Esra Hendek, Proje Asistanı. Murat Sevük, Muhasebeci. Proje için ek teknik destek veren personel: Ayşe Akekin Başkaya, Merkez Müdür Yardımcısı. Gökhan Bağcık, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Formatör Öğretmen. Yes to High Quality of Instruction for the Special Education isimli projede genel amaç, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel yetenekli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılması ve bu süreç içerisinde yenilikçi yaklaşımları uygulamalı olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Buna ek olarak öğretmenlerin bu konudaki ve bütünleştirici eğitim konusundaki farkındalıklarının artırılması da proje amaçları arasında yer almaktadır. 1 Kasım 2021'de başlayan proje, 12 aylık bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Proje açılışı Ankara Green Park Otel'de Ankara Vali Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı'na mensup daire başkanları, farklı bakanlıklardan uzmanlar,
Etimeskut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, çeşitli üniversitelerden yönetici ve akademisyenler, veliler, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere birçok paydaş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplamda 4 ana eylem planı altında toplanan projenin ana başlıkları. Eylem Planı 1. Öğretmenlerin özel eğitim ve bütünleştirici eğitim alanındaki kapasitelerinin ulusal ve uluslararası bağlamda artırılması. Eylem Planı 2. Özel eğitime ve bütünleştirici eğitime ilişkin eğitim materyallerinin yerinde kullanılması kapsamında öğretim ortamlarının hazırlanması. Eylem Planı 3. Öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin özel eğitim ve bütünleştirici eğitim konusundaki farkındalığının artırılması. Eylem Planı 4. Özel eğitim ve kapsayıcı eğitim ile ilgili ağlar ve ortaklık mekanizmaları oluşturulması ve geliştirilmesidir. Eylem Planı 1. Öğretmenlerin özel eğitim ve bütünleştirici eğitim alanındaki kapasitelerinin ulusal bağlamda artırılması hususunda Ankara'da özel yetenekli öğrenciler ile farklı illerde çalışan 36 Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenine özel eğitim alanında uzman, ulusal ve uluslararası toplam 12 akademisyen tarafından eğitimler verilmiştir. Bu bağlamda eğitim veren akademisyenler, ülkeleri ve eğitim verdikleri konular şöyledir. Profesör Doktor Mustafa Serdar Köksal, Türkiye Hacettepe Üniversitesi. Bağlam temelli yaratıcı düşünme becerileri öğretim uygulamaları. Profesör Doktor Albert Ziegler, Erlangen, Nürnberg. Öz düzenlemeli öğrenmenin teorik temelleri ve uygulanması. Profesör Doktor Soyeko Cho, Amerika. Yaratıcılık ve Özel Yetenekliler Merkezi Başkanı. STEM eğitiminde yaratıcı problem çözme becerilerini desteklemek için eğitim programı geliştirmek. Doçent Doktor Yavuz Samur, Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi. Dijital oyun ve oyunlaştırma uygulamaları. Doçent Doktor Derya Girgin, Türkiye, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Özel yetenekler için üst düzey kazanım yazma ve etkinlik oluşturma, özel yeteneklilerde düşünme eğitimi, tasarım odaklı düşünme yaklaşımı. Doçent Doktor Hüseyin Mertol, Türkiye, Tokat Osman Gazi Üniversitesi. Eğitimde resvebe kullanımı, zenginleştirme ve farklılaştırma örnekleri. Doktor Öğretim Üyesi Esra Kanlı, Türkiye, Ege Üniversitesi. Eğitimde yaratıcı düşünme becerileri. Doktor Öğretim Üyesi Pelin Ertekin, Türkiye, İnönü Üniversitesi. Bağlam temelli analitik düşünme becerileri öğretim uygulamaları. Doktor Öğretim Üyesi Gamze Akkaya, Türkiye, İnönü Üniversitesi. Bağlam temelli problem çözme becerileri atölyesi. Doktor Öğretim Üyesi Burcu Durmaz, Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi. Popüler yayınlar ve yaratıcı drama ile öğretimin zenginleştirilmesi. Doktor Serkan Demir, Türkiye, Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi. Özel yeteneklilerin eğitiminde farklılaştırma ve zenginleştirme. Uzman Margrit Rossi, Finlandiya, eğitim şirketi uzmanı. Özel yetenekli bireyler için normal öğrenciler ile işbirliği yapmanın önemi. Bahsi geçen eğitmenler tarafından bütünleştirici eğitim ve yenilikçi yaklaşımlar ile ilgili eğitimler alan katılımcı öğretmenler, kendi illerinde aynı eğitimleri formatör olarak yaygınlaştırmışlardır. Bu bağlamda Türkiye genelinde 100 yüze 1217 öğretmene ulaşılmış, online platformlar ve yaygınlaştırma yapılarak ise toplamda 5073 özel yeteneklerle çalışan öğretmene ve 705 bilim ve sanat merkezi idarecisine ulaşılmıştır. Öğretmenlerin özel eğitim ve bütünleştirici eğitim alanındaki kapasitelerinin uluslararası bağlamda artırılması hususunda ise proje uzmanı akademisyenler ve proje ekibiyle birlikte
özel eğitimde bütünleştirici eğitimin hüküm sürdüğü Finlandiya'da eğitimler alınmış ve sonuçlar bilimsel anlamda raporlanmıştır. Eylem Planı 2. Özel eğitime ve bütünleştirici eğitime ilişkin eğitim materyallerinin yerinde kullanılması ve öğretim ortamlarının hazırlanması bağlamında hibe faydalanıcısı kurum olan Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi'nde dil becerileri ve düşünme becerileri üzerine 4 farklı atölye kurulmuş, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmıştır. Atölyeler için seçmeli anlamda öğrenci başvuruları alınmış, seçilen öğrenciler üzerinde bilimsel etkililik değerlendirmeleri yapılarak akademik bağlamda raporlar ortaya çıkarılmıştır. Eylem Planı 3. Öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin özel eğitim ve bütünleştirici eğitim konusundaki farkındalıklarının artırılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı resmi grupları ve valiliklere dağıtılan resmi yazılar aracılığı ile farkındalıklar sağlanmıştır. Eylem Planı 4. Özel eğitim ve kapsayıcı eğitim ile ilgili ağlar ve ortaklık mekanizmaları oluşturulması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak akademisyen, idareci, öğretmen, öğrenci, veli ve benzeri paydaşların birbiri ile iletişim sağlayabilecekleri, proje hakkında yaygınlaştırmaları görebilecekleri ve ayrıca özel yetenekliler ve bütünleştirici eğitim konusundaki dokümanlara ulaşabilecekleri özel ve kapsayıcı eğitim.com isimli online bir platform oluşturulmuştur. Proje, hibe faydalanıcısı kurum olan Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi'nin bağlı bulunduğu Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yılın özel ödülüne layık görülmüştür. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen BEGEP projesi kapsamında eğitimde bütünleştirme zirvesinde tanıtıma değer görülen bütünleştirici eğitim projeleri arasında yer almıştır. Proje, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Nazif Yılmaz ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor Kemal Barın Numanoğlu tarafından ziyaret edilmiştir. Proje, birçok basın yayın organında, farklı gazetelerde yerini almıştır. Projeye ait ulusal ve uluslararası eğitimler, proje sürecinde kurulmuş olan atölyelerin etkinlik değerlendirmeleri ve genel anlamda proje program değerlendirmeleri ile ilgili elde edilen tüm bilimsel veriler akademik olarak raporlanarak 9. Uluslararası EJER Kongresi, 6. Uluslararası Avrasya Kongresi ve 6. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. Tam metin ve makale hallerinin ise ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmak üzere başvuruları gerçekleştirilmiştir. 1 Kasım 2021'de başlayan Yes to High Quality of Instruction for Special Education isimli proje 1 Kasım 2022'de sonlandırılacaktır. Proje ekibi olarak açılış ve kapanış toplantıları dahil olmak üzere süreç içerisinde projeye destek veren üst düzey yöneticilere, kurumlara, kuruluşlara ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz.